serimizde son kriterimiz olan sonuçlar, etki ve dokümantasyon belgeleme kriterini inceleyeceğiz Hülya Hocam ve Leyla Hocam'la birlikte. Biliyorsunuz çok az bir zaman kaldı kalite etiketi başvuru sürecinin son gününe. 15 Haziran 2021'de son başvuru tarihimiz ve gece 12'ye kadar başvuru yapabilirsiniz. Burada öğretmenlerimize uyarım, eğer son güne bırakmayın tavsiyem aslında. Son gün biraz yoğunluk oluyor ve sistemde bazen sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Ya da sıkıntı yaşadınız, bir iki gün önce giriş yapmayı, yani başvuru yapmayı denersiniz. Sorularınıza cevap alabilirsiniz ama gece 12'de attığınız maille doğal olarak çok karşılık veremiyoruz. O yüzden de son güne bırakmamanızı öneriyoruz. Projelerinizde de sonuç, artık projelerin çoğunun bitmiş olması ya da sonuç kısmında olması gerekiyor. Fakat bu sonucu ve projenizin bu belgelendirme kısmını nasıl yapacağınızı bize Hülya Hocam ve Leyla Hocam bugün detaylıca açıklayacaklar. Buyurun Hülya Hocam ve Leyla Hocam. Leyla Hocam, önce siz mi başlarsınız? Leyla Hocam gözükmüyor gibi ama Ezgi Hocam. Düşmüş mü Acaba Leyla Hocam? toplantı mı düştü? Bakalım. Leyla Hocama. Görünmüyor hocam, düşmüş. Siz Düşmüş başlayın olabilir. Leyla Hocam. Tamam, ben başlıyorum. İyi akşamlar. Ben Hülya Kartal, Hatay 4 yolda görev yapmaktayım. Sınıf öğretmeniyim. Meslekte 25. yılım, İTÜ'nün 6. yılım. Bugün sizlerle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu fırsatı veren Ezgi Hocama, Ertin Hocama, Ulusal Destek Servisine çok teşekkür ediyorum. Burada bulunan il koordinatörlerimize, ayrıca katılımcı arkadaşlarımıza, ekip arkadaşlarıma selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Ve sözü Leyla Hocama bırakıyorum. Geldi Leyla Hocam. Evet, kusura bakmayın, bir aksilik oldu, birden koptu bağlantı. Merhabalar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Leyla Küçükçoban. Ankara Fıstıklar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. İTÜ'nün Türkiye'de de kalite geliştirme ekip üyesiyim. Bu akşam sizlere kalite etiketi kriterlerinden sonuncusu olan sonuç, etki ve belgeleme hakkında işte gerekli bilgiler, öneriler ve uygulamalı örneklerimizde bilgiler vermeye çalışacağım. Benden hemen sonra da Hülya öğretmenin kalite etiketi formunu doldurmayı sizlere gösterecek. Şimdi galiba Hülya hocam bir mentor paylaşacak. Bir link, evet, paylaşacağım arkadaşlar. Tek soruluk bir oylama var. Yani sizden bir fikir almak istiyoruz. Ben hemen linki chat kısmından paylaştım. Oradan bir soruluk oylamamıza cevap vermenizi istiyoruz. Benim sunumuma geçtiğimizde sunumda ona bakacağız, oylama sonucuna. Hani ne oldu bir bakmak isteriz. Leyla hocam buyurun. Ben attım chat kısmına. Teşekkür ederim. Ben de yine chat kısmına bir pardon. Bir link adresi paylaşıyorum. Orada da soru cevaplarımız için bir padletimiz olacak. O padlete de sorularınız varsa bekliyoruz. Webinarımız sırasında veya sonrasında sorularınıza döneceğiz. Ben artık sunumuma başlıyorum. Evet, Leyla Küçükçoban ben. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Kalite geliştirme ekibinde de ekip üyesi olarak görev yapıyorum. Sonuçlar, etki ve belgeleme başlığındaki bu kriter, projede daha önceden planımızda belirlediğimiz hedeflere ulaşma, etkinliklerin değerlendirilmesi, projenin yaygınlaştırılması ve projenin öğrenci ve hedef kitle üzerindeki etkisini değerlendirmeye yönelik bir kriterdir. Her eğitimlik projesinin hedefleri vardır. Proje ortakları bu hedeflere ulaşmak için ortak yönergeler çerçevesinde bir araya gelerek ve çeşitli teknolojileri kullanarak bu hedeflere ulaşmaya çalışırlar. Bizim sonuç, etki ve belgeleme kriterinde başlıklarımız şunlar: sonuçların paylaşılması. Sonuçların paylaşılmasında biz projemizin sonuçlarını hedef kitle ve okulumuz ile paylaşıyoruz. Projenin genel değerlendirme başlığında projemiz hedeflere ulaştı mı, buna bakıyoruz.
Yaygınlaştırmada biz projeyi bizim hedef kitlemize, okulumuza ulaştırabildik mi, yaygınlaştırabildik mi bunu inceliyoruz. Etki kısmında ise projemizin hedef kitlemiz ve okulumuz üzerindeki etkilerini değerlendiriyoruz. Projenin başarısı hedeflere ulaşmasında yatıyor. Ve eğer hedeflere ulaşıldıysa bunun Team Space'de görünür hale getirilmesi gerekiyor. Öncelikle çalışma planı, planlanan etkinlikler ve projenin hedefleri belirgin olmalı ve Team Space'de paylaşılmalı. Bunların proje sonuçlarımızın Team Space üzerinde her zaman sergilenmesi gerekiyor. Ve çıktıların güzel görünür olması, sonuçların söz konusu bizim projemizdeki final ürünlerin çıktıların iyi bir şekilde düzenlenmiş olması gerekiyor Team Space sayfalarında. Yapılan tüm çalışmaların adımlarında paylaşılması önemlidir. Nedir bizim tüm çalışmalarımız? Planlama, etkinliklerimizin tanımlanması, değerlendirme ve geri bildirim bölümleri. Bunları da Team Space'de aslında düzenli bir şekilde sayfalar kısmında paylaşmamız gerekiyor. Aslında baktığımız zaman bu sonuç, etki ve belgeleme kısmı projenin son çalışmaları gibi görünse de aslında projenin başından beri ilerleyen süreç kısmına dahil edilmesi gereken bölümlerdir. Özellikle belgelendirme ve yaygınlaştırma çalışmaları projenin başından başlayıp sonuna doğru süreç içinde devam eden çalışmalardır. Biz projemizde çok güzel çalışmalar yapmış olabiliriz. Harika işler yapmış olabiliriz ama bunları Team Space sayfalarına doğru bir şekilde aktarmamız gerekiyor. Sayfa düzeni oluşturmak ve yapılan çalışmayı doğru olarak Team Space aktarmak çok önemli. Ve projelerde yaptığımız çalışmaları ve gerçekleştirdiğimiz aktiviteleri de aşama aşama ekleyerek Team Space sayfasına yüklememiz gerekiyor. Çünkü bazen aşamaları olmadığı zaman ya da ayrıntıları, açıklamaları olmadığı zaman belgeleme biraz eksik kalıyor ve o zaman biz öğrencilerin aktif olarak katılımını gözlemlemekte zorlanılabiliyor. Şimdi sizlere Team Space'deki birkaç tane sayfa örneğinden göstereceğim. Sayfa düzeni nasıl olmalıdır diye. Hani sayfa düzeni karışık bir şekilde olmamalı. Hani olaylar plan, proje planından başlayarak etkinlikler, proje etkinlikleri, daha sonra da değerlendirme ve yaygınlaştırma sayfaları diye düzenli bir sıra içerisinde gitmekte. Bu benim bir projemdeki proje sayfaların kısmı. Önce işte projenin planı, sonra etkinlikler bölümü, her etkinlik için bir sayfa ve ortakların o sayfayı, oradaki team board ya da padlet ne varsa oraya yüklemeleri şeklinde oluşturulmuş bir sayfa düzeni yapısı. Genelde sayfa düzenini bu şekilde öneriyoruz. Çünkü bu sayfa düzeni bu şekilde hani tek etkinliklerin başlık yapıldığı sayfa düzeni ortaklar arasındaki işbirliği ve iletişimi daha güçlü hale getiriyor. Her ortak diğer ortağın yaptığı çalışmalardan haberdar olup daha etkileşimli bir hale geliyor yapılan çalışmalar. Eğer ki etkinlik başlığı yazılıp artma bu projede ne kadar ortak varsa onların sıralandığı ve her proje ortağı için ayrı sayfalarını açtığı proje sayfaları karışık bir düzen sağlıyor ve projedeki işbirliği ve iletişimi birazcık engelliyor. O yüzden mutlaka hani etkinlik örneklerini başlık olarak atıp her etkinliğe ortağı ayrı bir sayfa açmak yerine bu şekilde bir sayfa düzeni bekleniyor. Yalnız hani bu sayfa düzeninde de bazen süreç kısmı, öğrencilerin aktif olduğu, çalışmalarının olduğu kısım gözlenemeyebiliyor. İşte o gibi durumlarda sadece bir tane kendilerinize ait sayfa ya da padlet düzenlerseniz eğer çalışmanızdaki öğrenci, etkinliğinizdeki öğrenci çalışmalarının sürecini daha iyi gösterebilirsiniz. Mesela şöyle bir sayfa ve Team Board düzeni göstermek istiyorum size. Bu bizim bir projemizdeki etkinliğimiz. Sadece bu bir sayfanın içeriğini gösteriyor. Etkinlik olarak işte okullarımızdaki çevre sorunlarına örnek vermek istedik. Bizim okullarımızda böyle bir çevre sorunu yaşıyoruz. Bunu nasıl çözebiliriz diye eşleştiğimiz okullardan, ortaklarımızla eşleştik. Kim hangi okulun çevre sorununu çözecek diye eşleştik. Eşleme sonunda öğrencilerimizin hazırladığı çözümleri bu
bu şekilde açıklamalı olarak yazdık. Bazı bu şeylerde, trim boardlarda öğretmenlerimiz sadece adlarını, soyadlarını ya da sınıflarını yazıp bu açıklama kısmını boş bırakabiliyorlar. İşte bu açıklama kısımları önemli. Sadece isim değil, etkinliği nasıl gerçekleştirdiğimiz hakkında fikir sahibi olmak için de mutlaka açıklama kısmını doldurmamız gerekiyor. İşte şimdi bu trim board'da sadece şu haliyle öğrencinin aktif olduğunu gözlemlemiyoruz, gözlemleyemiyoruz çünkü sadece sonuç kısmı var. Öğrencilerin bunu düzenlerkenki çalışmaları, süreç içindeki çalışmalarını göstermemiz için mutlaka bir sayfa düzeni ya da kendimize ait bir sayfamız varsa orada öğrencilerin süreç içindeki o çalışmaları nasıl yaptığını mutlaka göstermeli ve onları da yine TeamSpace'de gösterirken, belgelerken açıklayarak yapmalıyız. Proje günlüğü TeamSpace sayfalarından hariç, sayfalarının dışında proje günlüğü bizim projemizin ana sayfasıdır. Herkes tarafından görünen bir bölümdür. Bu bölüm herkes tarafından göründüğü için paylaşımların güvenlik kurallarına dikkat ederek yapılması gerekmektedir. Tüm proje ortaklarının bu alanı ortak olarak, aktif olarak kullanması gerekmektedir. Büyük yaş grubu öğrenciler bu alanı kullanması sağlanmalı. Okul öncesi ve ilkokulda buna çok gerek yok ama onlarda da belki ilkokul 4'ten itibaren öğrenciler burayı kullanabilirler. Proje sayfalarında yapılan her etkinlik proje günlüğünde yer almamalı. Burada paylaşacağınız etkinliklere, proje günlüğündeki etkinliklere ortaklarınızla birlikte karar verebilirsiniz. Paylaşımlarda karmaşadan uzak durulmalı. Üst üste birçok fotoğraf paylaşılmamalı. Sonra tarihine uygun, o ay hangi etkinlik yapılıyorsa projede, zamana uygun, takvime uygun bir şekilde proje günlüğü kullanılmalıdır. Görünür sonuçlar neleri ortaya koyar, bize neleri gösterir? Bizim belgelediğimiz çalışmalar bize neleri gösterir? Proje sonuçları çevrim içi olarak sunulmuş mu? Öğrenciler TeamSpace'e dahil edilmiş mi? Çalışmalar TeamSpace'e doğru bir şekilde aktarılmış mı? TeamSpace sayfa düzeni nasıl? Bunu gösterir. Yapılan tüm çalışmaların belgelendirilmediğini gösterir. Bunlar neydi yapılan tüm çalışmalar? Bizim planladığımız çalışmalar, planlama çalışmaları. Bunu gösterir. Bizim projemizin ortak bir final ürünü var mıdır? Yapılan çalışmalarımız değerlendirilmiş midir? Aktif bir öğrenci katılımı var mıdır? Okul içi ve dışı yaygınlaştırma çalışmaları yapılmış mıdır? Bu yaygınlaştırma çalışmaları sonucunda projede yer alan öğrenciler ve öğretmenler üzerindeki o değerlendirme kısımları var mıdır? Biz görünür sonuçlarla bunları TeamSpace'de görülebilir. Projemizi tamamladıktan sonra kendi kendimize bizim bir soru sormamız lazım. Benim projem tamam mı? İşte orada sormamız gereken sorular bunlar. Bunlardan biz şu sorulara çoğuna olumlu cevap verebiliyorsak eğer projemiz tamam demektir. Nedir bu? Projelerimiz sonuç ürünler bakımından zengin mi? Şimdi bizler projelerimizde birçok etkinlik yapıyoruz. Bir sürü ana etkinliklerimiz oluyor. Yaptığımız farklı etkinlikler oluyor. Ana etkinlikler sonucunda ortaklarımızla birlikte işbirlikçi ortak ürünler oluşturuyor muyuz? Bunların sayısı ne kadar yapmış mıyız? İşbirliğine ne kadar önem vermişiz? Diğer bir soru, projemizin işbirlik, çalışma ve disiplinler arası yaklaşımını biz TeamSpace üzerinde belgelendirebildik mi? Bu bizim sayfalarımızda görünebiliyor mu? Bu çok önemli. Buna evet diyebiliyorsak projemiz başarılı, kaliteli bir projedir. Öğretmen ve öğrenci üzerindeki etkisini biz belgelendirebildik mi? Yani değerlendirebildik mi? Onların görüşlerini alabildik mi? Değişmeleri kaydedebildik mi? Bu projemizi okulumuza, hedef kitlemize, öğrencilerimize yaygınlaştırabildik mi? Yaygınlaştırma çalışmalarını, yayılım çalışmalarını yapabildik mi? Projemizin sonuçlarını değerlendirebildik mi? Ve bizim projemizin özgün bir final ürünü var mı sorularına? Eğer ki çoğuna dediğim gibi olumlu cevaplar veriyorsak bizim projemiz kaliteli ve nitelikli bir proje olmuştur. Değerlendirme bölümünde
Bizim proje sonunda öğrenciler ve öğretmenler de dahil olmak üzere projenin tüm ortaklar tarafından değerlendirildiği bir sonuç bölümü vardır. Bu değerlendirmeler tüm katılımcılara sahiplik duygusu vermek için gereklidir. Nedir bu? Çünkü öğrenciler de dahil olmak üzere öğrenciler kendileri projelerini yürüttüklerini hissedecektir. Nasıl? Etkinlikler hakkında geri bildirim yaparak, düşüncelerini ifade ederek, öneride bulunma fırsatı yakalayarak kendi projelerini yürüttüklerini hissedeceklerdir. Değerlendirme sonuçları da bize gelecekte daha iyi projeler oluşturmamıza yardım edecektir. Biz değerlendirmede anketler yapıyoruz. Yaptığımız anketlerin sonuçlarına bakıyoruz sorduğumuz sorulara. O sorulardan gelen cevaplara göre de ileride daha iyi nasıl proje yaparız? Hangi etkinlikler daha çok sevilmiş? Hangi etkinliklerde biraz daha hani durgunluk var, sevilmemiş, beğenilmemiş? Ona göre çeşitli önlemler alarak projelerimizin, gelecekteki projelerimizin niteliğini artırabiliriz. Değerlendirme, öğrencileri değerlendirme projede neyin işe yarayıp yaramadığını, öğrencilerin neyi çok, neyi az sevdiği tespit etmemiz için önemlidir. Google formlar, proje formları ya da farklı web araçları kullanarak ya da farklı etkinliklerle öğrencilere, öğretmenlere hatta velilere bir takım sorular yönlendirebiliriz. Mesela öğrenciler için en sevdiğin etkinlik hangisiydi? En zorlandığın aktivite hangisiydi? Yapmayı sevmediğin bir etkinlik oldu mu? En çok hangi web aracını kullanmaktan zevk aldın? Yine gelecek yılda bir eğitiminin projesi yürütmek ister misin, katılmak ister misin gibi sorular sorabiliriz. Bunlar öğrenci yorumları için. Öğrenci yorumları kadar öğretmen yorumları da önemlidir. O yüzden değerlendirme yaparken mutlaka değerlendirmede kendimize de yer vermemiz gerekmektedir. Peki bizler değerlendirme için ne gibi aktiviteler yapabiliriz kısmına geldiğimizde TwinSpace'de ne yapabiliriz? Projenin tüm etkinliklerini içeren bir değerlendirme tablosu oluşturup onlardan öğrencilerin oy vermelerini, en beğendikleri etkinlikleri seçmelerini isteyebiliriz. Öğrencilerden projeye katılımlarını bir ya da daha fazla anahtar kelimeyle anlatmalarını, bir kelime bulutu oluşturmalarını isteyebiliriz. Projedeki yapılan çalışmaları değerlendirmeleri için öğrenciler, veliler ve meslektaşlarımızla kısa röportajlar yapabiliriz. Değerlendirmeyi daha eğlenceli hale getirmek için bir quiz oluşturabiliriz. Ve projenin tüm ortaklarının, ortak okullardan öğrencilerin yarıştığı bir video konferans düzenleyerek bu quiz'i orada oluşturarak bir proje değerlendirme video konferansı yapabiliriz. Aynı zamanda öğrencilerin kendi öz değerlendirme yapmalarına fırsat verebiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Öğrenciler projeden öğrendiklerini yazabilirler. Fikirleri nasıl gelişti, işte nerede güven kazandılar kendilerine, bunları belirten yazılar yazabilirler, konuşmalar yapabilirler. Bunlar alternatif değerlendirme örnekleridir. Şimdi projelerimizdeki değerlendirme örnek vereceğim. Anket yapıyoruz bizler hepimiz projenin sonucunda. Bunlar anket sayfaları, iki farklı projenin anket sayfaları. Birinci sayfada anketler, ikinci sayfada da diğer sayfada anket sonuçlarının analizi. Anketlerimizde mutlaka anket sayfasında anketlerimizi oluşturduğumuz anket linkleri ve anketlerimizin sonuç linklerinin bağlantılarını olması gerekmekte. Anketlerin görünür sonuçlarını isterseniz hani fotoğraf olarak yükleyebilirsiniz sayfalar kısmına. Ama hani anketimiz çalışıyorsa herhangi bir sıkıntı yoksa anket bağlantısı ve sonuçların bağlantısı yeterli olacaktır. Başka bir burada sadece bir sayfanın içinde hem öğrenci hem öğretmen hem de veli için anket ve anket sonuçları var. Ayrıca diğer sayfada da anket sonuçlarının analizi var. Diğer bir sayfadaki örnekte ise ayrı ayrı bir değerlendirme sayfası. Öğrenciler için ayrı, aileler için ayrı. Her iki şekilde de sayfayı düzenleyebilirsiniz. Anketlere soru örneklerinden bahsedeceğim şimdi. Şimdi bunlar öğrenci anketi için soru. Ne gibi, ne tarz sorular sorabiliriz? Anketlerde nasıl soru tarzları kullanırsak daha güvenilir sonuçlara elde ederiz.
Bunlar bizim demokratik katılımlı bir projemizin anket soruları, öğrencilere yönelttiğimiz anket soruları. İşte sevgi ve saygı hakkında ne kadar şey öğrendim? Bir öğrendiklerini bize puanlaman gerekirse, hani birden beşe kadar ne kadar puan verebilirsin? Ya da birlikte yaşamak ve çok kültürlü hakkında ne kadar şey öğrendiğini düşünüyorsun gibi sorular sorabiliriz. Bu projeden sonra Avrupa'ya gitmek mi isterdin? Yani farklı arkadaşların olması mı? Avrupalı farklı arkadaşların olması mı? Projede en beğendiğin alan neydi projenin tarafı? En sevdiğin tarafı neydi? Ya da projedeki en çok hangi etkinliği beğendin? Az önce de söylemiştim. Bu tarz farklı farklı soru örnekleri sorarak değerlendirmemizi daha etkili hale getirebilirsiniz. Öğretmen anketi için soru örneklerine geldiğimizde de bakın burada da farklı tarzda soru örnekleri var öğretmenlere yönelik. Ne gibi sorular sorabiliriz? Mesela bu projedeki görevleri nasıl tanımlarsın sorusu bence gayet güzel bir tanım. Yani bu projedeki işler sizin için çok fazla bir ekstradan iş miydi? Yoksa öğretim planınızın bir parçası olduğu sınıfta eğlenceli bir şekilde etkinlikleri yaptınız mı tarzında sorular sorabilirsiniz. Yine öğretmenlerden de etkinlikleri puanlamalarını isteyebilirsiniz. Bu böyle şeyleri öğretmenin gerçekten çok önemli olmadığını sorabilirsiniz. Ama sadece evet hayır şeklinde değil de işte şıklarına farklı şekilde seçenekler sunduğunuz zaman daha verimli anket sonuçları elde edeceksinizdir. Aile anketleri için yani veliler için anket sonuçlarında da onlara da yine projede en çok hangi etkinliği sevdiklerini, projeye ne kadar dahil olduklarını sorabilirsiniz. Projeyi ne kadar çocuklarının ne kadar sevdiğini, projenin çocuklar üzerindeki etkisini değerlendirmesini isteyebilirsiniz. Ya da böyle şeyler etkinliklerini yapmaya gerçekten gerek görüp görmedikleriyle ilgili sorular sorabilirsiniz. Bunlar da anketlerin, şimdi size gösterdiğim şu grafikler, bunlar anketlerin sonuçlarıdır, görünür sonuçlarıdır. Bizim anket sonuçlarından sonra da anketleri analiz etmemiz gerekiyor ama şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Slido yazıp Google'da 670-352 kodu ile girerek slido.com'da yazabilirsiniz, Slido'da yazabilirsiniz. Bu da Menti tarzı bir araç. Aynı onun da yaptığınız gibi kelime bulutları, anket oluşturabileceğiniz bir araç. Slido yazıp 670-352 koduyla değerlendirme anketi için soru örnekleri yazmanızı isteyeceğim. Tam da şu anda projelere anket bölümleri hazırlıyoruz, anket soruları hazırlıyoruz. Orada paylaşırsanız sorularınızı. Eğer bizim için de şu anda anket hazırlayan diğer proje yapan arkadaşlarımız için de bir fikir olur. Anketin süresini sanırım 1 Haziran, 2 Haziran'a kadar uzattım ben. Devam edebilirsiniz. Oraya girip de sonuçları da görebilirsiniz. Parantez içinde hangi gruba ait soru hazırladığınızı da yazabilirsiniz. Anketimizdeki soru eğer ki veli grubuna aitse veli diye parantez içinde, öğretmense öğretmen diye belirtebilirsiniz. Şu anda hani bunlar bir genel bir soru olacaktır ama isterseniz tematik bir soru da sorabilirsiniz. Çünkü hani çevreyle ilgili bir proje yürütüyorsunuzdur. Çevreyle ilgili bir soru örneği paylaşabilirsiniz ya da işte sistem projesi yapıyorsunuz. Tematik sorularda paylaşırsanız sevinirim. Hepimiz için bir fikir olur. Birazdan da ben buraya hani sunumum bittikten sonra da bir bakarız birlikte nasıl sorular gelmiş. Herhangi bir sorun var mı? Girebildiniz mi? Buraya. Giriş yaptık Leyla Hocam. Tamam. Arkadaşlar da girmişse orada bir soruyla karşılaşacaklar. Evet, oraya cevaplarınızı bekliyorum. Hani sunumun bittikten sonra da gelen cevaplara şöyle bir bakarız. Biraz önce size anketleri gösterdim. Görünür sonuçlarının grafiklerini gösterdim. Anketlerimizi yaptık biz ama şimdi o anketleri değerlendirdikten sonra bir değerlendirme raporu, bir analiz yapmamız gerekiyor ki gelecek projelerimize nasıl etkinlikler düzenlemeliyiz? Biz bu projenin sonuçlarını nasıl yorumladık? Hani projemizin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını anket sonuçlarını analiz ederek görebileceğiz. Nedir bunlar? Mesela anket sonu bizim bir projemizdeki anket sonuçlarının analizini gösteriyorum size. Her bir anket için
hazırladığımız analizi gösteriyorum. İşte ilk önce öğrenci için bir paragraf, aileler için bir paragraf, öğretmenler için bir paragraf şeklinde yapıp sonra da genel olarak projenin hedeflerine nasıl ulaştığını, nasıl çalışmalar yapmamızı gösterdiği bir analiz bölümü. Bakın az önceki gösterdiğim o pasta grafikleri onlar anketlerin görünür sonuçları. Onlar analiz bölümü değil. Bizim projemiz bittikten sonra mutlaka projemizin değerlendirme raporunu yazmamız gerekiyor. Sadece o görünür sonuçlarıyla bırakmamız gerekiyor. Burada mesela ne gibi önlemler? Öğrencilerin demokrasiyi öğrendiklerinden, işte daha çok işbirlikli çalışmaları sevdiğinden ve biz bu yüzden daha çok işbirlikli çalışmaya yapmamız gerektiğinden, aileler bu projenin bir parçası olduğunu hissettiler ve eğitimin ilk gününde bunu canlı olarak takip etme fırsatı buldukları için radyo yayıncılığını vurguladılar demişiz. Bazı ebeveynler okullarımızda bulunduğumuz bağlantı sorunlarına rağmen daha fazla video konferans yapmamızı istemişler. Şimdi bunlara göre biz gelecekteki projelerimizi hem ailelerden hem öğretmenlerden hem öğrencilerden gelen sonuçlara göre de bu anket analizlerine göre de bir yıl sonraki sene 2 yapacağımız projedeki etkinliklerimizi belirleyebiliriz. Bu şekilde bir analiz. Yine başka bir projede de bu şekilde farklı ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Öğrenci analizini bir sayfada toplayabilirsiniz. Öğretmen analizi için ayrı ve aile analizi için de ayrı şekilde sayfalarda yazabilirsiniz. Ama bunu mutlaka projenize yer ve anket analizlerini mutlaka projenize yer vermeniz gerekmektedir. Bir de size az önce projenin başında anketlerden başka biz nasıl değerlendirme etkinlikleri yapabiliriz? Diğer değerlendirme örneklerinden bahsedeceğim. Hani demiştim az önce webinarlar düzenleriz, video konferanslar düzenleriz ve o video konferanslarda quizler oluşturabiliriz. Bu bizim geçen yılki bu projemizdeki yaptığımız değerlendirme son kapanış webinarı. Evdeydi, öğrencilerimiz de evdeydi. Biz de pandemiden dolayı evdeydik. Büyük bir katılım vardı evde olmasına rağmen öğrenci için çünkü çok büyük farklı bir etkinlik oldu. Katılım güzeldi. Projemizdeki şarkılarımızı söyledik. Sonra projenin değerlendirmesiyle ilgili bir kağıt uygulaması yaptık öğrencilerimize. Yine Menti'yi kullanarak da Menti aracını kullanarak da öğrencilerden projemize kelimelerle ifade etmelerini istedik ve onlardan gelen sonuçları gördük. Bu bir değerlendirme örneğidir. Anketlerden ayrı. Bir de ana faaliyetler sonrası yapılan değerlendirmeler vardır projemizde yer alan. Nedir? Bir etkinlik mesela biz bir e-güvenlikle ilgili e-güvenliği işledik. Onunla ilgili aktivitelerimiz vardı projemizde yaptık. Sonra bir video konferans düzenledik. Yine bir soru hazırladık quizde. O konuda o etkinliklerimiz amacına ulaşmış mı? O ana etkinliğimiz bizim amacına ulaşmış mı diye projemiz devam ederken bir webinar yine video konferans düzenleyerek o video konferansı da yine böyle canlı quizler yaparak o etkinliği değerlendirmiş olduk. İlahane bir webinarda yani Kahoot'u ya da işte Menti'yi kullanmadan da nasıl yapabiliriz? Onun örneği de daha önce yine projenizde yürüttüğünüz etkinliklerle ilgili sorular hazırlayıp bu şekilde birbirinize çocuklarla gösterip çocuklarda hangi cevapsa bu şekilde kameraya işte bir seçeneği diye göstermiş. Bu şekilde de sorular hazırlayıp yapılabilirsiniz webinarlarınızı. Ve video konferansları bu şekilde yaptığınız zaman öğrencileriniz daha aktif bir şekilde. Hani video konferanstan beklenti ya da eğitimin ilk projelerinden beklenti daha çok öğrenci katılımıdır. Biz de öğrencilerimize bu şekilde yönlendirirsek işte quizler ya da video konferanslarda etkinlikler düzenleyerek daha güzel sonuçlar alacağımız, öğrencilerin daha gelişmelerine yardımcı olacağımız projeler yürütmüş olacağız. Daha kaliteli, daha nitelikli projeler yürütmüş olacağız. Yine değerlendirme örnekleri olarak öğrencilerimizle röportaj yapabiliriz. Onlardan projede neleri yapmayı çok sevdiklerini anlatan etkinlikler isteyebiliriz. Verilerle röportaj yapabiliriz. Veliler de hani hem kendilerinde hem çocuklarda projeyle beraber gördükleri değişiklikleri sizinle paylaşabilir. Bir de az önce söylemiştim öğrencilerin kendi projelerini yürütmelerini hissetmek için Pinterest board'da bir anket düzenleyerek onlara sorabilirsiniz. Biz şimdi hikaye yazacağız. Acaba bu hikayenin konusu ne olsun gibi bir oylama yaparak yine projenin sürecinde de öğrencilerinize söz verebilirsiniz. Oy vermelerini sağlayabilirsiniz.
Sadece hani anketlerimizi biz projelerimizin sonunda değil, bir de başında ön anket olarak da yaparsak daha kaliteli bir proje gerçekleştirmiş oluruz. Mesela bir projemizde biz etkinliklerden bir 10 tane falan bir etkinlik belirledik. Sonra dedi ki biz bunlardan 4 tanesini yapmak istiyoruz. En çok oy verdiğimiz 4 etkinlikte projeleri tamamlamak istiyoruz diye. Ona gelen o oylarla projenin etkinliklerine başlayabilirsiniz. Ya da projenin başında yine ortaklarınızla beraber planlama yapacağınız, projenin planını yapacağınız bir webinar düzenleyip birlikte fikir alışverişiyle projenizi planlayabilirsiniz. Bunlar da yine projenizin kalitesini artıran çalışmalar olacaktır. Projenin başında bunları yaptık. Sonucunda da bu etkinliklerle belgeleme kısmında da bunları koyarsanız eğer, anketimizin sonucunda da yine daha görmüş sonuçlar elde edeceksinizdir. Sonuçlar kısmında projemiz sonunda ortaklarla birlikte öğrencilerin aktif bir şekilde rol aldığı bir final ürünümüz olması gerekiyor. Bu proje çalışmalarında hedefe ulaştığını göstermenin en iyi yoludur, önemli bir yoludur. Final ürünü projenin içeriğine göre çeşitlilik gösterebilir. İşte tiyatro oyunu olur, hikaye olur, bir gazete olur, şarkı olur, bir kitap olur, bir harita olur. O ama önemli olan ortakların final ürününü birlikte işbirliği içerisinde çalışması ve aktif bir şekilde rol olarak ortaya koyması şeklindedir. Biz aktif olarak işte hangi projelerimize nasıl final ürünleri yaptık? Şimdi yine projemiz tamam mı bölümündeki sorulara geri döndüğümüzde, bakın işbirlik bizim projemiz ortak ürünler bakımından zengindi. Şimdi bu projemizdeki yürüttüğümüz ortak ürünler bunlar bizim. Bunlardan tabii ki hepsi, birçoğu aslında final ürünü bile sayılabilecek nitelikte ama projemizin çıkış noktasına bakıp bir tanesi daha farklı, daha özel bir konudur ve konudadır ve o bizim projemizin final ürünüdür. O yılki yürüttüğümüz projemizde biz işte bir galaksimiz vardı, gezegenlerimiz vardı ve biz o galaksimize ortaklarımızla beraber bir anayasa kitabı oluşturmaya karar verdik. Bizim final ürünümüz o anayasa kitabıydı. Nasıl bir anayasa kitabıydı? Gezici bir anayasa kitabımız vardı. Okul okul, ülke ülke dolaştı kitabımız. Her ortağa 2 sayfa verdik. Ortaklarımız anayasa sayfasını birine anayasa maddesini, diğer sayfasına o maddeyle ilgili resim yaparak bir anayasa kitabı oluşturduk. O bizim projemizin çıkış final ürünüydü. Yine şöyle bir etkinlik var. Bunu birçoğumuz yapıyoruz projemizde. Farklı hani bir tane resmi farklı şekillerde sayfalara bölerek boyamalarını isteyerek bir final ürünü, bir ortak ürün oluşturabilirsiniz. Yine işbirlikçi boyama, canlı bir müze, birçok o zaman Kültür Bakanlığımızın yaptığı resimlerden oluşturan bir ortak ürünümüz vardı. Haberleri oluşturmuştuk, ortak bir haber bülteni. Gezegendeki haberlerden oluşan ortak bir haber bülteni. Gezegenimizin radyo yayını, gezegenimizdeki çocuksu imparatorcunun evini çizmiştik yine beraber işbirlikçi. Bir tane ortak oyun oluşturmuştuk, final ürünü gibi düşünebilirsiniz. Ne yapmıştık? Her ortak oyunun bir bölümünü oluşturmuştu. Kimi karakter kartlarını, kimi görev kartlarını, kimi oyunun oynanacağı masa kartını oluşturmuştu. Kimi kuralları yazmıştı. Her biri bir araya gelerek bir oyun oluşturmuştuk bu projemizde. Yine başka bir final ürünü, gezici bir kitap, seyahat kitabı, anı kitabı ve içinde mühürlü bulunan bir zarf görevlerimiz ve içinde ortaklarımıza göndereceğimiz hediyelerin bulunduğu bir valiz. Şu anda yine geziyor, bu yılki projemin ortak ürünü. Geziyor, içine biz ortaklarımıza hediyeler gönderiyoruz. Bir seyahat anılarının yazıldığı kitap biriktiriyoruz. Yine okul okul henüz bize gelmedi, bekliyoruz. Umarım okul kapanmadan gelecek. Ve bir tane de maskotumuz var. Maskotumuzla birlikte oluşturuyoruz ortaklarımızla beraber. Beyaz bir
ülkemizle ilgili etkinlikler, çalışmalar öğrencilerimizle birlikte yapacağız inşallah. Evet, projemiz sadece proje ortaklarının arasında geçmemeli. Projemizi yaygınlaştırmamız gerekiyor. Projemizi yaygınlaştırarak projemizin etkilerini artırabiliriz. Yaygınlaştırma hem proje süreci boyunca hem de proje tamamlandıktan sonra da devam eden bir etkinliktir. Aynı belgeleme gibi söylemiştim başında da. Belgeleme ve yaygınlaştırma proje sonucu başında sonucuna kadar devam eden süreçte yer alır. Yaygınlaştırma yine projedeki öğrencilere projedeki tanındıkları hissini verecektir. Biz yaygınlaştırma olarak hangi etkinlikleri yapabiliriz kısmına geldiğimizde Twin Space proje günlüğünü herkese açık hale getirebiliriz. Projenin çıktılarını okul günlerinde bir stand üzerinde sunabiliriz. Bu biraz şimdi pandemiden dolayı yapamıyoruz ama bunun yerine işte online sergiler yapıyoruz. Videolar, bilgi kart grafikleri gibi dijital araçlar projemizin ana sonuçlarını görselleştirmek için kullanılabilir. Proje web siteleri oluşturulmalıdır. Yeteminin köşeleri oluşturulur. Okulumuzda eğitiminin görünür hale getirmek için sadece kendi sınıfımızda değil, okulumuzda da okulumuzun görünür yerlerinde de eğitiminin köşeleri oluşturabiliriz. Projenin konusuna göre yerel yönetim birimlerini projeye dahil edebiliriz. Yapılan çalışmaları gazeteye veya TV kanallarında haber yapabiliriz. Ulusal veya uluslararası seminerlerde projeyi tanıtabiliriz. Bunun için mesela şu anda görüyorum Teknofest'te katılan projeler var, eğitim projeleri var, EFOR'a katılanlar var. Biz yine arkadaşlar takip ederseniz eğer bunun için şeyler de çok iyi çalışıyor. Ar-Ge'ler, ilçe ve il Ar-Ge'leri çeşitli yarışmalara yönlendiriyor. Yaptığınız şeylerle, materyallerle yarışmalara katılabilirsiniz. Bu şekilde de yaygınlaştırabilirsiniz. Bir projemde düzenledim, hazırladığım materyallerle İstanbul İlmi Eğitim Müdürlüğü bir materyal tasarım yarışması hazırlamıştı. Ona katıldık ve onunla da sergiye kaldık. Yani böyle yarışmalarla da yine katılarak projenizin yaygınlaştırma çalışmalarını yapabilirsiniz. Okuldanızdaki öğretmen arkadaşlarınıza anlatabilirsiniz. Hani proje yapmayanlara, istekli olanlara anlatabilirsiniz. Yine projenizle ilgili broşür, poster çalışmaları yapabilirsiniz. Evet, bizim daha önceki yıllarda yaptığımız sergiler, bugünler yine gelecek umarım. Biz okul dışarıda günde bir etkinlik sergisi gerçekleştirmiştik. Bütün o yılda çok fazla projemiz vardı okulumuzda. Çok renkli bir gündü. Hem eğitiminin radyo günü yapmıştık o gün. Hem de hem okulumuzdaki öğretmenlere ve hem diğer okuldaki öğrencilere, öğretmenlere, idareciler okulumuza gelip projelerimizi gezmişlerdi, standlarımızda onlara biz projelerimizi anlatmıştık. Okulumuza dediğim eğitiminin köşeleri oluşturabilirsiniz bu şekilde. Sadece sınıfımızdaki panolarda değil, okulumuzun koridorlarındaki panolarda da diğer öğrencilerin görmesini sağlayacak şekilde yapılan etkinliklerimizi sunabilirsiniz. Yerel yönetimleri projenize dahil edebilirsiniz demiştim. Az önce daha önceki sayfalarda gösterdim o çevre kahramanları etkinliği için biz ortaklarımızın bize önerdiği bir çevre resmi vardı. Onun gerçekleştirmek için fırsatlardaki belediye başkan yardımcısına dedik ki yani böyle bir çalışma yapıyoruz, biz böyle bir proje yaratıyoruz. Bize böyle okulumuzun etrafındaki bu bölümü bu hale getirmemiz isteniyor. Bize yardım edebilir misiniz, dahil olabilir misiniz diye onlardan söz alarak onları Fen İşleri Müdürlüğü galiba onları projemize dahil etmiştik o yıl, geçtiğimiz yıl. Projenizle ilgili dergi, bülten hazırlayabilirsiniz. Afişler, broşürler hazırlayıp bunları bir stand üzeri kurarak projenizin yaygınlaştırma çalışmasını yapabilirsiniz. Şöyle bir çalışma yapmıştık yine önceki çalışmamızda. Final ürünümüz vardı. Bunu Star Jumper'la hazırlamıştık. Bunun basımını yapmıştık. İspanya'daki ortaklarımızdan bir okulun velileri dediler ki biz bu kitabı gönüllü olarak almak istiyoruz, satın almak istiyoruz ve aldığımız şeyle de verdiğimiz parayla da bunu çocuklarla ilgili bir yardım kuruluşuna bağış yapmak istiyoruz diyerek böyle bir etkinlik düzenlemişlerdi ve etkinlik sonunda da o hayır kurumu
çocuklarla ilgili yardım kuruluşu o okula böyle bir diploma, bir belge göndermişti, teşekkür belgesi gibi. Böyle etkinlikler de yine yapabilirsiniz eğer gönüllü verileriniz varsa. Evet, radyo yayını yaparak yaygınlaştırma çalışmaları yapabilirsiniz. Daha önceden hazırladığınız bir yayınınız varsa hazırlanırsınız. Canlı olarak da yapabilirsiniz. Bantlan bir yayında yapabilirsiniz. Bunu öğretmen arkadaşlarınıza, okulunuzdaki diğer velilere paylaşarak linkini yapabilirsiniz. Yine bir projemizde bizim kültür QR kodlarını kullandık. Ne yaptık? Kültür sokakları oluşturmaktı amacımız. Projemizdeki etkinliğimiz şuydu. Sevdiğimiz kitapların QR kodlarını oluşturmak, onlarla ilgili küçük bilgiler vermek, yani ya videodur, ya şarkıdır, ya kitap kapağıdır, onun QR kodunu oluşturarak okulumuzun çevresindeki, yakın çevresindeki işte duraklara, ekmek büfelerine, duvarlara biz bu QR kodlarını yapıştırarak bir kültür sokağı oluşturmayı hedefledik. Bunu da yine fikir, alternatif bir fikir diye öneriyorum sizlere. Web siteleri oluşturabilirsiniz. Dedim, oyun sitemiz vardı ve proje web sitemiz. Yine blogları kullanabilirsiniz. O proje ortaklarınızın birlikte paylaşım yapabileceği. Twitter hesapları, yani sosyal medya hesaplarını kullanabilirsiniz. Yine Instagram, Facebook gibi hesapları Twitter hesaplarını kullanabilirsiniz. Ama bunlar zorunlu değil. Bunların ben her birini size örnek olarak veriyorum. Asla zorunlu değilsiniz. Her projenin bir Instagram sayfası ya da bir Twitter hesabı olacak diye bir zorunluluk yok. Bunları sadece hani yaygınlaştırma örnekleri başlığı altında veriyorum. Her projenin bir Instagram sayfası olmasına ya da bir Facebook sayfası ya da bir Twitter hesabı olmasına gerek yok. Siz projenizin ne derecede yaptığınız etkinliklerle yaygınlaştırdığınıza inanabiliyorsanız, etkilerini gözlemleyebiliyorsanız hedef kitleniz üzerinde yeterli olacaktır diyorum. Şu anda pandemiden dolayı ne yapıyoruz? Pandemiden dolayı bir sergi yapamıyoruz ama ne yapıyoruz? Proje tanıtım günleri var. Geçen hafta bizim mesela bir projemizin tanıtım günü vardı. Aynı bu şekilde bir Zoom toplantısıyla biz projemizin işte hedefleri nelerdir, amaçları nelerdir, projemizden ne tür sonuçlar bekliyoruz, ortak ürünlerimiz nelerdir, projemizde hangi çalışmaları yapıyoruz diye proje tanıtım günleri düzenleyebilirsiniz. Bunu biz ilçemizdeki öğretmenlerle paylaşmıştık. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz de katılmıştı. Siz bunu sadece öyle öğretmenlere yönelik diye düşünmeyin. Velilere yönelik yapabilirsiniz. Projenize, okulunuzdaki diğer öğretmenlere yönelik de yapabilirsiniz. Tanıtım günlerinize bu şekilde pandemi ya da bu şekilde proje tanıtım günleri düzenleyerek projenizin yaygınlaştırmasını yapabilirsiniz. Peki biz değerlendirme ve yaygınlaştırma sürecinde hangi web araçlarını kullanabiliriz? Hani çok size zaten sunum sırasında gördüğünüz aslında çok. Şurada poster için ya da afiş için oluşturduğunuz bunların çoğunu da biliyorsunuz. Canva, işte Creative Rockstar, Grating, Aizen, Poster MyWall. Bunların çoğunu biliyorsunuz ve kullandınız. Şu Grating Aizen'la mesela bu yıl biz öğrencilerin hazırladılar. Yeni yıl kartları hazırladılar. Evde oldukları için çok iyi zaman geçirdiler. Hani kendileri oluşturdular. Ve bir de mail ile bunları gönderdiler. Çok değişik bir duygu. Yani mail atmayı öğrenmiş oldular. Daha çok hani biz TwinSpace'i sayfaları kullanıyorduk. Bu sefer mailleşme yoluyla yapalım dedik hani yılbaşı kartlarını. Onlar kendileri kartlarını hazırladılar ve oradaki öğretmenlerine mail gönderdiler. Anket araçları olarak Google Formlar en çok kullanılan ve yeterli bizim işimizi görüyor. SurveyMonkey, bu WooClub, Slido az önce benim kullandığım, Mentimeter. Bunlar da üçü birbirine çok benzeyen araçlar, aynı etkinlikler var. Farklı olarak kullanmak isteyeceğiniz araçlar olabilir. Hepsini deneyebilirsiniz diyorum. Trasider'ı anket araçlarını daha çok kullanıyoruz. Quiz'de ise webinarlarınız sırasında yine öğrencilere uygun olarak kullanacağınız araçlar ise Kahoot yine, Quizizz, Quizlet ve Quizalize olarak söylüyorum. Bunların zaten hani çoğunun kullanım videoları var. Web sitesi araçları da Webly, Wix, WordPress, Keyblog, Blogger ve Edinblog olarak
sizlerle paylaşıyorum. Ve benim sunumumu burada bitiriyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir. Şimdi şöyle bir anket sonuçlarınıza bir bakmak istedim. Neler gelmiş diye. Pardon. Bir bakalım beraber. Evet. Projede en çok hangi web aracını kullanmayı sevdiniz? Besinlerde bulunan vitaminler hakkında çocukların ilgisi oldu mu? Veli için hazırlanmış. Güzel. Şöyle büyütürsem eğer daha mı iyi görürüz? Sorulara bakalım. Görebiliyor musunuz ekranımı? Tam ekran yaparsam daha iyi. Şu an geliyor hocam, geliyor. Tamamdır. Evet, şurada daha geldi, iyi görünüyor. Geldi. Evet. Proje konusunda en nitelikli ve olmazsa olmaz soru diye bir şey yok arkadaşlar. Hani az önce de gösterdim. Tamamıyla kendinize ve projenize bağlı olarak yürüteceğiniz bir etkinliktir. Hani nasıl bir sonuç bekliyorsanız projenizden o soruları sorabilirsiniz yine. Proje konusuna bağlı olarak ilginizi ne kadar çekti gibi. Evet, dereceyle puanlandırma. Evet, yeni bir eğitiminin projesine katılmak ister misiniz gibi. 1 Haziran'a kadar bu slide açık olacak. Çok teşekkür ediyorum yazan arkadaşlara, paylaşımda bulunan arkadaşlara. Yine yazıp sizler de buradan kendi anketleriniz için soru örnekleri bulabilirsiniz. Tekrar dinlediğiniz zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve sözü Hülya Hocam'a bırakıyorum. Biz teşekkür ederiz. Ağzına yüreğine emeğiniz sağlık Leyla Hocam. Benim de dikkatimi çeken özel önemli noktalar oldu. Not aldım. Sizden de bir ara isteyeceğim sunumu. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Menti'de az önce bir karmaşa oldu. Hani evet hayır kısmında birinci mi evet ikinci mi hayır diye. Şu anda ikinci option kısmındaki hayır. Yani daha önce kalite etiketi almayan arkadaşlarımız var. Umarım bugünkü anlatacağımız sunum, bilgiler onların işlerine yarayacaktır. Hemen buradan çıkış yapacağım ve kısa bir sunum var arkadaşlar. O sunumun ardından sizinle beraber form dolduracağız. Hani örnek form nasıl doldurulur, neye dikkat edilir bunlara bir bakacağız. Yalnız şunu bir hatırlatmak isterim. Öncelikle bugün 7. webinarımızı yapıyoruz. Kalite etiketi serisinin 7.'si. Nida Hocam'la, Sevinç Hocam'la başlayan serinin 7. birlikte bugün 5 kriteri de daha doğrusu 5 yeterlilik projelerde olması gereken konuları arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım yaptılar. Bayrağı bana teslim ettiler şimdi. Ne yapıyoruz? Şimdi hasat zamanı diyoruz. Yani projelerimizi tanıtma zamanı. Projelerimizi artık ne yapacağız? Toparlayacağız. Başvurumuzu yapacağız. Ama öncelikle biz neye dikkat edeceğiz? Kısa bir sunumumuz var. Hemen onu açayım arkadaşlar. Geldi mi Leyla Hocam sunumu? Evet Hülya Hocam geldi. Tamam. Hemen ilerleyelim. Öncelikle kalite etiketi nedir? Kalite etiketi arkadaşlar sizin projelerde işbirliği iletişim içinde yürüttüğünüz etkinlik projelerinde sizlere verilen resmi bir ödül. Tabii başvuruyla bu kazanılıyor. Bu etiketler projenin belirli bir belirli bir standartlara, ulusal ve Avrupa olarak standartlara ulaştığınızı gösterir. Hemen sizin için bir uyarı geldi. Nedir bu uyarı? Başvuru 15 Haziran Salı günü son 24'e kadar doldurmanız gerekiyor. Peki hocam ben doldurmadım. Daha doğrusu eksik kaldı. 16 Haziran'da doldursam ne olur? Arkadaşlar sizin başvuru formunuzu ne yapar? 2022'ye sistem değerlendirme sürecine dahil eder. O yüzden diyoruz ki hiç 15 Haziran 24'ü beklemeyin. Yavaş yavaş artık son nokta atışlarınızı yapmaya başlayın. 15 Haziran'a kadar da son kontrolleri yaparsınız. Peki yine önemli bir konu. Kaç Türk olmalı projemizde? 10 Kasım 2019 tarihinde itibaren arkadaşlar bir projede 10 Türk olmalı. Peki 11. Türk olduğunda ne olur? 11. Türk olduğunda eğer siz başvuru yaparsanız sizin o projeniz reddedilir.
O yüzden ben son özellikle arkadaşlardan birkaç böyle soru şöyle aldım. Hani hocam beni projeye dahil etti ama sonra kurucu beni çıkardı. Hani Türk ortak bir kişi fazla olduğu için. Öncelikle arkadaşlar kuruculara sesleniyorum burada. Hani proje oluştururken lütfen bu kuralları göz önünde bulundurun. Hani 10 Türk diyorsa 10 Türk. Bunun 11.'si, 12.'si yok. Bir de şöyle bir kanı var. İşte 8 tane kurucuyla beraber 8 tane hesaplanıyor. 2 tane daha eklenmeye çalışıyor. Bu da ne olacaktı? Sizin sayınızı arttıracaktır. Yine projenizi red anlamına gelecektir. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Yine burada hemen bir soru sordum. Kaç projeye başvuru yapabilirim? 10 Kasım 2019 tarihinden itibaren arkadaşlar 5 farklı projeye başvuru yapabilirsiniz. Peki hocam ben 6 tane proje yürütemez miyim? Farklı yürütebilirsiniz ama başvuru olarak 5 tanesini. Peki 6 tanesinde başvuru yaptım. Ne olacak? O zaman portaldaki başvuru sırası dikkate alınacak ve ilk 5 projeniz hani oradaki başvuru sırasına göre değerlendirmeye alınacaktır. Yine 2021 değerlendirme sürecinde Itvinik Live'da proje oluşturma tarihleri 2019-2021 aralığında olan projeler değerlendirmeye alınacak. 2019 öncesindeki 2019 ve öncesi projeler değerlendirmeye alınmayacak. Doğrudan reddedilecek. Bunun dışında kuruculara 5 kritere ek olarak artı 5 puan hani avantajları oluyor kuruculara. Bunu da belirtmeden geçmek istemedim. Hemen ilerleyelim. Benim için ve sizin için de önemli olduğunu düşündüğüm yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Başvuru yapmadan önce nelere dikkat etmeliyim? Sizin için toparladım. Şöyle bir gözden geçirelim isterseniz. Sayfalar kısmı, giriş, gelişme, sonuç şeklinde düzenlenmeli. Nasıl olmalı peki? Şöyle yapalım arkadaşlar. Giriş kısmında genelde planımız oluyor. Proje planı. Sonunda ne oluyor? Yaygınlaştırma çalışmaları şeklinde ilerlemeniz gerekiyor. Hocam ben onu öyle yapmadım. Proje planı en sonda. Atıyorum işte sonuç kısmı en yukarıda. Hani bu sizin sayfalarınızın düzenli olmadığını gösteriyor. Sayfalarınızda bu tür hani karışıklık varsa düzenleyin. Hani giriş, geliş ve sonuç. Giriş kısmında plan, geliş ve etkinliklerinizin olduğu bölüm sonuçta az önce Leyla Hocam'ın bahsettiği kısımlar. Bu şekilde düzenlemeniz önerilir. Peki başka ne olacak sayfalar kısmında? Proje etkinlikleriniz, hani öğrencilerle birlikte yaptığınız etkinlikler. Aklımdayken geçmeden edemeyeceğim bir anekdot paylaşmak istiyorum sayfalar kısmı ile ilgili. Ben ilk yılımda, 6. yılım bu arada, ilk yılımda proje kurdum, daha doğrusu kurucu da oldum. Ve kendi başıma ben proje yaptığımı sanıyorum. Karşımdaki kurucu da Avrupalı. Hani birbirimizden bağımsız çalışıyoruz. Peki ne oldu sonunda? Başvuru yaptım ve başvuruda red aldım. Nedeni de şu. Projede ben sayfaları taslak halinde bırakmışım. Taslak halinde olduğu için değerlendirici bunu göremez ki. Sizin yerinizi inceleyecek. Ben bu kısımdan sonra ne yaptım? Kendimi geliştirmeye çalıştım. İlk koordinatörüm Ömer Hocam beni tekrardan bu platforma geri getirdi, öyle diyeyim. Bunun dışında Adil Hocam'dan, selamlar olsun ona da, eğitimler aldım Aksaray'dan. Bu şekilde kendimi geliştirmeye çalıştım. Sordum, çok tecrübeli arkadaşlarım var, yine burada olan arkadaşlarım, onlara sordum. Bunun dışında ne yaptım? Online eğitimleri burada ne yaptım? Almaya çalıştım. Ki bu şekilde kendimi geliştirdikten sonra ikinci yılımda o alamadığım projemde düzenleme yaptım ve tekrar başvurdum. Ne oldu? Geldi. Demek ki sıkıntı bende. Ben kendimi geliştirmemişim. O yüzden kurucu arkadaşlardan ricam hani kendinizi geliştirin, üyelerinize örnek olmaya çalışın ki projeniz de sağlam bir şekilde ilerlesin. Öğrenci takımları projenizin temel ayakları. Temel ayağından bir tanesi çok karıştırılıyor. Öğrenci takımları olmalı mı projede? Geçen okul öncesi bir öğretmen arkadaşım sormuştu. Biz okul öncesi de çalışıyoruz. Hani küçük bu çocuklar takım çalışması yapabilirler. Evet yapabilirler arkadaşlar. Hani küçük bir et geçme. Onlara mesela takım çalışması olarak resimler yaptırabilirsiniz. Onun dışında ne yaptırabilirsiniz? Şarkı söyletebilirsiniz. Yani derya deniz bu. Yeter ki siz burada takım çalışmalarında diğer arkadaşlarınızla işbirliği ve iletişimi koparmayın.
En önemli konulardan bir tanesi e-güvenlik veri izin dilekçesi. Projelisin yine diğer ayağından bir tanesi. Siz veri izin dilekçesini almadıysanız, e-güvenliğe dikkat etmediyseniz yine burada da sıkıntı var demektir. Yine sona doğru proje değerlendirme raporunuz var mı sayfalarda? Müfredat entegrasyon kısmı hem sayfalarda olmalı hem de biraz sonra kalite etiketi başvuru formunu doldurduğunuzda orada da size sorulacak bu. O yüzden müfredat entegrasyon kısmı çok önemli. Yaygınlaştırma, az önce Leyla'cığım çok güzel bahsetti bundan. Anketler, anketlerin analizleri. Siz bunları link olarak mı bıraktınız? Siz bunların analizlerini yaptınız mı? Siz bunların değerlendirmelerini yaptınız mı ortaklarınızla veya üyelerle? Bunu mutlaka arkadaşlar analizleri yapın. Leyla'cığım çok güzel bahsetti bu konuda. Hatta ben de çok güzel çalışmaları gördüm orada. Hani detaylı, gerçekten doğru bilgilerle bu analizleri yapmanızı öneririz. Yine değerlendirme var mı? Hani veli, öğrenci, öğretmen sayfalarınızda. Bunlara da patlet şeklinde daha çok öneriliyor bu değerlendirme kısmı. Ortak ürün zaten projenizde eğer ortak ürün yoksa demek ki burada da yine bir sıkıntı var. Ortak ürün, az önce ben chat kısmına da baktım. Ortak ürünle mesela e-sergi demişler. E-sergi ortak ürün mü? Değil arkadaşlar. E-sergi işbirlikçi ürün. Hani yapılan çalışmalarda bir araya gelinmiş bir ürün diyelim. Ama ortak ürün şu. Leyla Hoca'nın da bahsetti. Ben Ezgi Hocam'ın da bir webinarlarında dinlediğim kadarıyla. Hani bir puzzle olarak düşünün. O puzzle'ın bir parçasını çıkardığınızda anlam bozuluyorsa, bütünlük bozuluyorsa ortak ürün. Yani kısa ve net bu şekilde. Yine ziyaretçi hesabı ne için lazım? Ziyaretçi hesabı sizin kalite etiketi başvuru formunuza yazacağınız ilk bölümde, açıklama bölümlerinden bir tanesi. Peki hocam ben ziyaretçi hesabını almadım, kurucu vermedi. Kurucuyla hani sıkıntılıydı, işbirliği iletişim içinde yürütemedik projeyi. Ne yapalım? Kendi hesabınızla arkadaşlar, ziyaretçi şifresi yoksa kendi kullanıcı adınızı ve şifrenizi başvuru bölümüne yazabilirsiniz. Ama istenen, yani ulusal destek servisi tarafından istenen ziyaretçi hesabı hani daha kolay sizin projenize giriş yapılacaktır. Ama dediğim gibi kendi kullanıcı adı ve şifrenizi eğer kurucu vermiyorsa bunu yazabilirsiniz. Yine Hülya'cığım, efendim ben hocam, burada bir netlik kazandırmak için eğer kendi kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazmak zorunda kalırsanız bu son hani son aşamada yani hiçbir şekilde Dating Space'e giriş ziyaretçi kullanıcı adı ve şifresi veremiyorsanız e-güvenlik açısından sorun oluşturduğu için biz bunu çok tavsiye etmiyoruz ama sıkıntılar varsa Hülya Hocam'ın dediği gibi olabilir. Onda da tavsiyemiz değerlendirme bittikten sonra mutlaka şifrenizi değiştirmeniz. Kesinlikle. E-güvenlik açısından sıkıntı olmaması için. Evet. Aynen Ezgi Hocam. Kesinlikle e-güvenlik açısından kullanıcı adı ve şifresi eğer verdiyseniz başvurmanız önerilir. Yine projeniz başvuru formunu hangi dilde yazmalıyım? Eğer projeniz ulusal bir proje ise başvuruyu Türkçe yazmanız önerilir. Ama Avrupa ortaklı projelerde genelde İngilizce öneriliyor. Yalnız şöyle bir şey var. Hocam ben İngilizce yazmadım. Avrupa projesi yürüttüm. Puan kırılır mı? Hayır. Ama şu size niçin tavsiye ediliyor? Özel büyük ödüller var. Prize ödülleri. Eğer ona odaklanmışsanız, planınız oysa ona ulaşmak istiyorsanız İngilizce olarak yazmanız tavsiye edilir. Yazmadıysanız da puan kırılmaz. Hani burada çok fazla kafa karışıklığı yaşamayın arkadaşlar. Yine benim en çok yaptığım bölümlerden bir tanesi ben başvuru formunu online doldurmadan önce Word dosyasında yazıyorum. Taslak halinde. Niye bunu yapıyorum? Çünkü olur ya online hani formu açtım ben bazı bilgileri unuttum. Bazı bilgileri aklımda yoktu o gün. Sonradan aklıma geldi. Hiç bunlara mahal vermeden ne yapalım? Hemen formu Word dosyasını açalım. Orada istenen bilgileri yazalım aklına geldikçe. Sonra karakterlerin sayısına, sınırlamasına da bakalım. Kontrolleri yaptıktan sonra gerçekten tamamladığınızda eminseniz formu açın ve kopyala yapıştır şeklinde ilerleyin arkadaşlar. Yine önemli. Kalite etiketi ne tüm? Ortaklar birlikte mi, beraber mi başvuracak? Hayır, bireysel kalite etiketi başvuru formunuz arkadaşlar. Siz burada birey olarak tek tek başvuru yapacaksınız. Kurucular veya tüm ortaklar bir arada başvuru yapmayacak. Bireysel yapacaksınız.
Projelerde en fazla ret sebeplerden bir tanesi benim gördüğüm kadarıyla aynı okuldan birden fazla öğretmen okul adıyla paylaşım yapıyor. Okul adıyla paylaşım yaptığı için kimin çalışması olduğu belli değil. Değerlendirecek kişi nasıl ayıracak bunu? Kesinlikle arkadaşlar Teamspace'te kesinlikle ne diyoruz? Muhakkak isminizi, soy isminizi ve okul adınızı yazın. Genelde alamama sebeplerinden biri de bu, hani ayırt edilemediği için çalışmalar. Geçen yine bir hocamız sormuştu. Hocam biz aynı okulda 3 kişi aynı projedeyiz ve üçümüz de aynı takımdayız. Ben de dedim ki yani nasıl yaygınlaştırmayı düşünüyorsunuz? Yaygınlaştırma kısmında burada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Madem takım oluşturdunuz, sizde o amaç o değil ki, bir araya gelmeniz değil ki hani aynı okuldaki öğretmenlerin. Sizin farklı öğrencilerle çalışmanız isteniyor. Ki böyle yaygınlaştırılacak projeler. Bu konuda dikkat etmeniz lazım arkadaşına. Yine önemli konulardan bir tanesi. Sayfalar kısmı oluşturulmamış ya da kullanılmamış projeler, yani taslak demiştik ya, bunlar doğrudan değil. Yine proje hiç hakkınız yok. Sadece isim olarak oradasınız veya hiçbir ortak çalışma eklememiş. Bu projelerde hani çalışma gözükmediği için red sebebi. Yine kalite etiketi başvuru formunu eksik yazdınız. Yani hiçbir şey yok. Tamamen boş bir form. Bu formdan dolayı da projeniz riske girecektir arkadaşlar. Ve şimdi ne yapıyoruz hemen? İsterseniz, dilerseniz buradan çıkalım. Projelerde form nasıl doldurulur? Bir ona birlikte göz atalım isterseniz. Hemen açmaya çalışıyorum. Şöyle arkadaşlar geliyorum. Şöyle hemen. Şöyle. Tamam. Geliyorum. Şimdi hemen bir proje açalım. Projeler kısmından arkadaşlar başvuracağınız projeyi geliyorsunuz. Orada kalite etiketi için başvuru kısmı var. Açıyorsunuz orayı. Peki nasıl başvuru yapacaksınız veya nerede ne yazacaksınız? Öncesinde size bir bilgi veriyor. Eğer bunları gerçekleştirdiyseniz başvurunuzu yapın diye. Nedir bunlar? Projenizde bir plan varsa, projenizin ortak bir hedefi varsa, proje bitmiştir ya da son aşamasında ya da son rötuşlarınızı yapıyorsanız veya projeye çok önemli katkılarınız, önemli katkılarda bulundunuz, bunları açık bir şekilde de anlatabiliyorsanız, yine sonuçlarınız görünürse, ortaklar arasında işbirliği varsa, yine dediğimiz gibi güvenlik, telif haklarına dikkat ettiyseniz, tamam o zaman diyoruz ki gelin başvuru yapabilirsiniz. Yine önemli bir tüyo var. Size öneri veriliyor burada. Hani buna dikkat edin arkadaşlar. Eğer başvuru yapacaksanız ilgi çekici yayınlarınızdan seçin. Hani gerçekten ilgi çekici nokta atışı olacak yayınlardan, çalışmalardan seçin. Peki tamam, devam edelim. Geldik. Yaş ortalaması. Öğrenci yaş ortalamasını ne yazacağız? Öğrenci yaş ortalaması genelde okul öncesi, ilkokul kısmında bir öğretmen bir sınıfa girdiği için genelde ne diyoruz? Ben ikinci sınıfları okutuyorum. İkinci sınıf öğrencileri kaç yaşında olabilir? Ortalama 8 yaşında. 8'i yazıyorum buraya. Yine lise ise tabii farklı bir yaş çıkacak oraya. Öğrencilerinizin sayısı. Kaç tane öğrenci vardı? Şimdi ben ilkokul öğretmeniyim. Öğrenci tamamen, daha doğrusu tüm öğrenciler projeye katkı sağladı. Ben ne yapıyorum? Onu sayısını alıyorum 29 tane diye. Ama ortaokul lise öğretmenleri, Teamspace'i kaç tane üye eklediyse öğrenci, daha doğrusu onun sayısını buraya alacak. Buradan hemen yine bir soru geliyor. Bu projeniz nasıl bir projeydi? Erasmus'la birlikte yürüttünüz mü? Erasmus ortaklı bir proje miydi veya sadece bir etkinlik projesi miydi? Genelde biz alttaki bölümü işaretliyoruz. Hani Erasmus'la yürütmediğimiz zaman bir etkinlik projesi diye bölümü işaretliyoruz ve hemen artık yavaş yavaş sizden bilgiler istenmeye başlanıyor. Nereden? Açıklama bölümünden. Hani az önce demiştik ki kullanıcı adı ve şifre eğer kurucu vermiyorsa size, burada kendi kullanıcı adı ve şifrenizi yazabilirsiniz ama hani istenen özellikle kuruculardan kullanıcı adı ve şifresi alın projenizi. Buraya yazın. Peki sonra ne yazacağım hocam? Sonra branşınızı yazın. Yazın. Ben sınıf öğretmeniyim. Sınıf öğretmeni yazacağım. Peki sonra da yazacağım? Kategori. Şimdi kategoride şöyle bir durum var arkadaşlar. Projenin konusu hiçbir şekilde kategoriye uymuyor. Ama siz oraya yazıyorsunuz. Mesela atıyorum ne konusu?
Oyunlar, geleneksel oyunlar. Siz burada eğer 7-11 veya hani yaş gruplarına uymadıysanız bu projede niye kategori olarak yazacaksınız? Biraz hani projeleri oluştururken en baştan arkadaşlar bunlara dikkat ederek projeleri oluşturun. Bu ya da konusu medya, okuryazarlığı ve dezenformasyon. Yanı sıra yenilik ve girişimcilik kategoriniz var. Meslek liseleri kategorisi var, engelsiz eğitimlik kategorisi var, sitem kategorisi var. Peki hocam ben meslek lisesindeyim. Hem de yaş grubuyla çalışıyorum. İkisini de yazabilir miyim? Evet. Veya hocam ben işte sınıf öğretmeniyim, 7-11 yaşında çalıştım. Medya okuryazarlığı projesiydi konusu. İkisini de yazabilir miyim? Evet. Yeter ki doğru oranda yazın arkadaşlar, doğru bilgi yazın. Burayı doğru bir şekilde yazdıktan sonra başka ne yazabiliriz? Bir özetini yazın. Mesela bu proje nasıl bir projeydi? Kültür konusunda mıydı? Sistem içerme, kodlama. Bunları kısa bir şekilde buraya anlatabilirsiniz. Sonra kaç ortaklı bir projeydi? Kaç tane ülke vardı? Şöyle de yazabilirsiniz. Mesela Avrupa ortaklı bir proje. Azerbaycan'da yapıyorsunuz mesela. İşte 10 tane Türk, 2 tane Azerbaycan'dan ortaklı proje yürüttük. Veya işte farklı ülkeler varsa o ülkedeki yabancı sayısını da yazabilirsiniz. Hatta öğrencilerinizin sayısını da yazabilirsiniz buraya toplam. O projede kaç tane öğrenci vardı? Onu da yazabilirsiniz. Onun da bilgisini verebilirsiniz. Projenizin amaçlarını buraya yazabilirsiniz. Projenizin etkinliklerinden birkaç örnek verebilirsiniz buraya. Bir de final ürünlerinden birkaç tane böyle hani kısa bir şekilde buraya anlatabilirsiniz. Peki hocam burayı nasıl hani karakterlere dikkat etmeli miyim yazın karakter? Evet altta zaten size bilgi veriyor. Yazdıkça hani kaç karakter kaldığını gösteriyor. Yalnız şöyle bir önerim olacak. Cümleler yarım kalmasın. İfadelerde yarım bir ifade olmasın. Onların kontrolünü yapın. Ön izleme zaten biraz sonra göreceğiz arkadaşlar. Yine proje sonuçlarına doğru bağlantı kısmına geldiğimizde burası çok karıştırılıyor. Hocam biz buraya ne yazacağız? Padlet mi ekleyeceğiz? Padlet'in dışında TV-Space sayfalarından mı gelip link alıp buraya ekleyeceğiz? Şöyle yapın arkadaşlar. Sizin sayfalar oluşturduktan sonra ortaya çıkan linkleriniz nedir bunlar? Blog, haberler, kişisel linkleriniz vardır YouTube üzerinden. Sonrasında ne olabilir? İşte ev serginiz vardır. Farklı işte hani linkleri olan çalışmalarınız var. Şöyle önereceğim burada. Mesela blog yazın. Linkini ekleyin. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Veya ev sergi yazın. Onun linkini ekleyin. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Hocam ben buraya yazdım ama yetmedi. Ne yapabilirim? Padlet açsam, onları oraya eklesem. Ben buraya sadece Padlet linkini eklesem puan kırılır mı? Hayır, doğru bilgi verdikten sonra sıkıntı yok arkadaşlar. Yeter ki doğru bilgi verin, samimi olun ve projeyi sahiplenin. En önemli noktalardan bir tanesi. Yine diğer belgeler kısmına geldiğinizde, diğer belgeler kısmında hocam siz ne ekliyorsunuz diye sorarsanız, ben genelde resim ekliyorum arkadaşlar. Özellikle böyle çok etki, öğrenciler üzerinde etki bırakmış çalışmalar varsa onları kolaj yapıyorum. Kolaj yaptıktan sonra ilgili buraya ekliyorum. Peki hocam sadece resim olmalı mı? Hayır. Sizin projeyle ilgili masa üstünde kalan ama yaymadığınız öğrenci sunumlarınız olabilir, ses kayıtları olabilir, videolar olabilir veya bir Word dosyası, rapor yazmışsınızdır mesela. Onları da buraya ekleyebilirsiniz 3 tane. Ve sonrasında ilerliyorsunuz. Sonraki aşama özellikle doğru bilgilerin çok burada istendiği kısım arkadaşlar. Burada doğru dediğim gibi gerçekten projenizde ne yaptıysanız anlatın. Nedir bu? Eğitimsel yenilikçilik ve yaratıcılık. Buranın ipucu kelimesi yöntem ve teknikler. Yöntem ve tekniklerinizi buraya etkinliklerle odaklı gideceksiniz. Nasıl? Hangi sorulara cevap vereceğiz özellikle? Yaş grubunda. Mesela kendimden örnek vereyim. Benim öğrenciler 7-11 yaş grubunda. Öğrencilerin özellikleri nelerdir? Mesela ben şöyle dezavantajlı bir okulda çalışıyorum. Mevsimlik işçi velilerimin olduğu bir okul. Bu öğrenciler belirli bir aydan sonra gidiyorlar ve belirli bir aydan sonra geliyorlar. Bunu bahsedebilirim burada. Öğrencilerim bu tarzda öğrencilerim var. Veya öğrencilerim özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler. Veya öğrencilerin benim meslek lisesi öğrencileri.
Bunu burada bahsedebilirsiniz. Peki proje sırasında yaptığınız yöntem ve teknikleri de buraya anlatmalı mıyız? Evet, mesela küçük gruplarla mı çalıştı? Veya öğrenciler araştırma yaptı mı? Bu araştırmaların analizlerini sundu mu, sunum yaptı mı? Bundan bahsedebilirsiniz burada. Yine projeniz öğrenci merkezliydi. Eğer bir proje öğrenci merkezli değilse zaten o projede sıkıntı var. Siz öğrenci merkezli yürütmemiş demektir arkadaşlar. %80-70 oranında değil mi Ezgi Hocam? Yanlış söylemiyorum. %70-80 oranında öğrenci merkezli görünür olması gerekiyor diye biliyorum ama burada yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Öğrenci merkezli olması lazım projenizin. Yine öğrencilerinizin TVSpace'e kaydettiniz mi? Bundan bahsedebilirsiniz. Yine araştırma bakın çıktı burada, analiz kısmı çıktı. Peki hocam, küçük çocuklar araştırma yapabilir mi? Bu araştırmanın sonunda sunum yapabilir mi? Evet, yapıyorlar. İnanın gerçekten güzel bir şekilde de yapıyorlar, verimli bir şekilde. Yeter ki siz onların başında mentorluğunuzu güzel yapın. Sonrasında hangi etkinliği somut bir şekilde anlatın burada? Hangi etkinlikte hangi yöntemi kullandınız? Bireysel öğrenme mi vardı? Küçük grup çalışmaları mı vardı? Bunlardan bahsedin. Ve mutlaka burada karışık takımlardan da bahsedebilirsiniz. Karışık takımlarda şu görevi yaptı benim öğrencilerim diyerekten. Yine dediğim gibi formdan bahsedebilirsiniz. Öğrencilerin buraya katkı sağladı. Yalnız küçük çocuklarda özellikle okul öncesi ve ilkokul kısmında form kısmında birazcık hani yapamıyor olabilirler. Ama ortaokul ve lisede form kısmında öğrenciler aktif olmalı. Orada yorum yapmalılar. Birbirlerini desteklemeliler. Yine burada da karakter sınırlaması var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buna dikkat edin. Ve öğretim programı ile bütünleşme. Bu nedir? Müfredat, kazanımlar arkadaşlar. Peki hocam biz buraya nasıl yazacağız? Şu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Proje hangi derslerin müfredatıyla ve hangi konularla entegre edildi? Yani şöyle, etkinliğin adını yazıyorsunuz arkadaşlar. Dersin adını, kazanım ne? Bu şekilde ilerleyin. Yani sadece ders yazdınız ve bitti değil. İşte Türkçe dersinde, işte Türkçe dersi, hayat bilgisi dersi. Bunlarla projede çalıştık. Bunları ele alarak çalıştık. Ama hangi kazanımı aldınız siz orada? Ya da hangi etkinliği aldınız? Bu belli değilse burada doğru bir açıklama olmayacaktır. O yüzden diyoruz ki etkinliğin adını yazın. Mesela nedir etkinliğin adı? Şiir yazar. Şiir yazma. Peki bu hangi dersle ilgili olabilir? İlkokul kısmından bahsediyorum. Türkçe dersiyle ilgili olabilir. Ve ben gidiyorum bununla ilgili kazanım arıyorum. İkinci sınıf Türkçe dersi kazanımla o. Şiir yazma veya şiir okuma ile ilgili. Bunları bu şekilde ele alıp buraya doğru bir şekilde yazalım arkadaşlar. Kazanım nolarıyla birlikte. Peki hocam başka buraya ne yazabiliriz? Başka derslerle ilişkili mi projeniz? Sadece bir dersle mi ilişkili bir projeniz? Bundan bahsedebilirsiniz. Hani birden fazla dersi içeriyordu. Bunu anlatabilirsiniz. Yine projeniz bir projesi miydi? Yani fen dersinde siz İngilizce olarak mı anlattınız? Bunu ifade edebilirsiniz burada. Yine proje aktiviteleri okulda mı yapıldı? Uzaktan eğitimden dolayı evde mi yapıldı? İşte etkinliklerle bunu anlatabilirsiniz. İşte şu etkinlikler okulda. Bu etkinlikler evde tarzında. Peki bu proje öğrenci becerilerini geliştirdi mi? Bundan bahsedebilirsiniz. Nedir bu öğrenci becerileri? Problem çözme, kodlama becerisi, algoritmik düşünme becerisi, 21. yüzyıl, sorgulama, düşünme, tartışma, empati, yaratıcılık, medya okuryazarlığı gibi becerilerinin geliştiğinden bahsedebilirsiniz öğrencilerinizin. Yine karakter sınırlamasına dikkat edin arkadaşlar. Ve geldik diğer üçüncü kriter, üçüncü bölüme. İşbirliği, adı üstünde zaten buranın ipucu kelimesi iletişim ve işbirliği. Biz burada ne anlatacağız hocam? Burada siz işbirliğini nasıl sağladınız? Ortak ürünü veya etkinlikleri çıkarmak için, çalışmana çıkarmak için nasıl bir işbirliğine giriştiniz? İstasyon tekniği veya işte birbirini tamamlayan çalışmalar mı yaptınız? Projede karışık öğrenci takımı var mıydı? Az önce yine sorulmuştu. Karışık öğrenci takımları, öğrenci takımları önemli arkadaşlar. Bunu lütfen dikkat edin. Projeniz eğer yoksa bir sonraki sene hani eklemeyi unutmayın. Çünkü takım önemli. Öğrenciler etkinliklerin dışında farklı alanlarda çalışması yine proje dahilinde. Ortak ürününüz var mı? Bundan bahsedebilirsiniz.
Ortak ürününüz hangi webik araçlarıyla veya işte hangi araçtı? E-dergi miydi? E-kitap mıydı? Veya bir şarkı mı yazdınız? Şiir mi yazdınız? Bütünlüğü eğer bozuluyorsa zaten bunlar ortak ürün. Veya yeni bir oyun mu çıkardınız? O oyunda farklı ne olabilir? İşte bir arkadaşınız farklı bir görevi aldı, işte oyunların kurallarını yazdı. Diğer arkadaşınız oyunların işte nasıl oynanacağıyla ilgili çalışma yaptı ve siz bunu birleştirdiniz. Bu şekilde bundan bahsedebilirsiniz. Yine TeamSpace'den bahsedebilirsiniz. Burayı doğru bir şekilde eklediniz mi? Sayfalar kısmı düzenli miydi? Sayfalar kısmını nasıl ayarladınız? Aktivite isimlerini doğru bir şekilde oraya eklediniz mi? Bundan bahsedebilirsiniz. Öğrenciler, öğretmenlerin form üzerinde çalışmaları var mı? Orada yazışmalar yapmışlar mı? İşbirliğine gelişmişler mi? İletişim haline geçmişler mi? Bundan bahsedebilirsiniz. Yine blog, bakın yine önemli bir konu. Blogdan web sitesi varsa web sitesinden bahsedebilirsiniz. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Ne kadar çok, az önce yine chat kısmında gördüm. Beni bu çok fazla etkinliklerden yoruldum. O yüzden gelecek sene hani yapmayı istemiyorum diye bir yazan öğretmen arkadaşım vardı. Arkadaşlar şöyle, özellikle yeni arkadaşlarımız projeye dahil olduğundan, gözlerini korkutmadan, sayfalarla boğmayalım. Sayfalar gerçekten net olsun. Az, öz, net olsun. Özellikle büyük ödül alan projeler, Türk ortaklarımız da var içinde. Onların projelerini bir inceleyin bakalım. Onların projelerinde bunu göreceksiniz. Az, öz, iletişim ve işbirliği net, sağlam olan projeler. Ya sayfalarda mesela alakası yok. Temamız ne olsun mesela? Sistem. Sistemle ilgili bir proje yapıyoruz. 23 Nisan'a da aldık, 19 Mayıs'a da aldık, Anneler Günü'nde aldık. Buna gerek yok ki. Gerçekten sizin projenizle ilgili temalardan, konulardan ilerleyin. Ya yani onlardan eklemeye çalışın. Arkadaşları, yeni arkadaşlarımızı sıkmayalım. Yani onları soğutmayalım projelerden. Kesinlikle dediğim gibi birbirimize yardımcı olalım bu konularda. Mesela yine bir karıştırılan konulardan bir tanesi. Hocam ben WhatsApp grubu da ekledim sayfaya. Messenger'da ekledim. Twitter'da ekledim. Instagram'da ekledim. Yine burada da kendinizi yorarsınız. Sizin istenen ne burada? Blog var mı? Var. Peki Facebook ve WhatsApp var mı? Var. Bunları ekleyebilirsiniz. Yani siz kendinizi de yormayın dediğim gibi burada. Boğmayın yani webik araçlarıyla kendinizi. Net, gerçekten işbirliği ve iletişimi geliştirecek alanlardan seçin. Debikleri de böyle seçin. Biraz sonra onlardan da bahsedeceğiz. Devam edelim. Burada sizden şöyle linkler istiyor. Yukarıdaki anlattığınız bölümlerden linkleri buraya ekleyeceksiniz. Kaç tane link? 10 tane. Peki biz bunları nereden alacağız hocam? Biz bunları atıyorum bir proje seçtim. Yine benim dahil olduğum proje. İlerliyorum projede. Mesela işbirliği iletişimde neyden bahsettiniz? Blogdan bahsettiniz. Sayfalar kısmına geliyorum. Sayfalar kısmında mesela blog nerede? Buna bir bakayım. Blogun olduğu yeri alıyorum yukarıdan. Şöyle. Blog. Mesela sayfa açılıyor şimdi. Evet. Şimdi blogun kendi linki değil de arkadaşlar şu yukarıdaki TeamSpace linkini kopyalayın ve gelin. Nereye ekleyin? Bu alana ekleyin. Peki hocam yanlış yaptım bunu silebilir miyim? Evet silebilirsiniz yan tarafta eksi işaretleriyle. Yeter ki yukarıdaki verdiğiniz bilgileri burada kanıtlarıyla sunun. Bunun amacı o. Kanıt istiyor sizden. Gerçekten bunu yaptınız mı? Kanıtları doğru bir şekilde verdikten sonra 10 tane ekledikten sonra diğer bölüm teknoloji bölümü kesinlikle projelerde sorun yaşanılan bölümlerden bir tanesi. Neden? Güvenlikten dolayı. Bazı projelerde özellikle güvenlik, öğrenci güvenliğine dikkat edilmiyor. Öğrencilerin yüzleri, hani bu konuda nasıl bir siz ne yaptınız diye sorarsanız. Arkadaşlar geçen yıl pandemi dönemi girdiğinde, pandemiye girdiğimizde evde yürüttüğümüz çalışmalar vardı. Ben velilerden şey istiyorum. Hani öğrenci odaklı çekin. Etkinlik odaklı çekin. Öğrenci orada ne yapıyorsa o şekilde çekin diye söylememe rağmen böyle gidip tekrar da öğrenci direkt çıkıyor böyle. Ya bunu biraz tabii sıkıntı oldu hani velilere anlatmakta. Peki ne yapabiliriz dedik. Velileri öncelikle bir bilgilendirdik hani Zoom üzerinden veya farklı bir şekilde. Dedik ki hani maske taksın madem olmuyor maskeyle birlikte çalışmayı
Ve sonrasında velilerimiz alıştı. Yani artık öğrencileri kendi yüzleri olarak değil, direkt etkinlik odaklı yukarıdan çekmeye veya etkinliği işte hangi açıdan daha güzel çekecekse o şekilde çekmeye çalıştılar. Ben bu şekilde orayı ayarladım, daha doğrusu düzenlemeye çalıştım o kısmında. Peki, öncelikle buraya teknoloji kısmına ne anlatacağız? Dördüncü bölüm burası. Ve bir araçlarınızı anlatacaksınız, hangileri olduğunu ve hangi amaçla kullandığınızı buraya yazacaksınız. Mesela nedir bu? Linoid. Ben örnek buraya yazdım. Linoid hangi amaçla kullanılabilir? Dijital pano veya Canva. Canva'yı ben niçin kullanabilirim? Poster yapmak için, afiş yapmak için. Veya tricdar dedim. Tricdarı ben niçin kullanabilirim? Oylama için. Veya emaze. Emaze'yi ben niçin kullanmış olabilirim projede? Ev sahibi için. Bunları bu şekilde ilerletirseniz arkadaşlar doğru bir bilgi vermiş olacaksınız. Yine bunları yazdıktan sonra cevap vereceğiniz bölümler var. Nedir bunlar? Öğrenciler Webik aracı kullandı mı? Hangileri bunlar? Ortaokul, lise öğrencileri. Onlar Webik araçlarıyla çalışabildiler mi? Webik araçlarıyla kendilerini geliştirebildiler mi? Buna önem verdiniz mi? Onlara mentorluk yaptınız mı bu konuda? Güvenliğe dikkat ettiniz mi? Özellikle videolar YouTube'a aktarılırken liste dışı seçeneğiniz onu seçtiniz mi? Herkese açık yapmadığınızdan bahsedin burada. Resim ve müzikleri kullanımından bahsedin. Onlara dikkat ettiğinizden. Sonrasında öğrencilerin yüzlerinin gözükmediğinden. Güvenliğe dikkat ettiğinizden. Yine forum kısmından bahsedebilirsiniz buradan. Bunun dışında blog yine bakın soruluyor. Blog. Bundan bahsedebilirsiniz. Yine proje için davranış kuralları en başta belirlediniz mi? Bu kuralları birlikte belirleyip sayfalar kısmına aktardınız mı? Bundan bahsedebilirsiniz. Yine veri koruma, telif hakları, bunlardan bahsedebilirsiniz. Bununla ilgili e-güvenlik sayfası açtığınız, ayrıca verilerden izin aldığınızdan bahsedebilirsiniz. Bu kısımda yine karakter sınırlamasını var. Yine burada da size kanıt istiyor. Hangi kanıtlar? Yukarıda ne anlattıysanız arkadaşlar, onların kanıtları. Mesela ne olabilir? Bir arkadaşların olduğu bir sayfa seçebilirsiniz burada. Mesela Linoid demiştim az önce değil mi? Mesela Linoid'in olduğu sayfayı tıkladım. Yukarıdan sayfa kopyalıyorum ve ilgili alana dediğim gibi ekliyorum. Kaç tane? Burası da 10 tane arkadaşlar. Bu şekilde burayı da kanıtlarıyla beraber sunduktan sonra Leyla Hoca'nın konusuydu bugün sonuçlar, etkileri ve dokumentasyon. Peki hocam biz burada ne anlatacağız? Biz burada ürünün nasıl sunulduğunu, materyallerin nasıl sunulduğunu, yaygınlaştırma, belgeleme, anketlerden bahsedeceğiz. Buraya şöyle yazabilirsiniz. Projenin öğrenci üzerinde etkileri, projenin öğretmen üzerinde etkileri, projenizin okul üzerinde etkileri şeklinde ilerleyebilirsiniz. Yine projenizde değerlendirme yaptınız mı? Bunların sonuçları görünür mü? Siz bunu çevrimiçi olarak nasıl sundunuz? Analizleri link olarak mı bıraktınız? Yoksa analizleri Leyla Hocam'ın bahsettiği gibi detaylı bir şekilde anlattınız mı? Bunları yazabilirsiniz buraya. Projenizde görünmez etkiler var mı? Bunu yazabilirsiniz. Geçen sene özellikle benim pandemi dönemine girdiğimizde çoğu öğrencilerimiz projelerde inanın o kadar onları ilaç gibi geldi ki projeler. Yani çoğunun hani projelerle sayesinde yalnız kalmadıklarını, hani sizi halen bırakmadık, devam ediyoruz hissine kapıldı. Yani öğrenciler üzerinde olumlu etki bıraktı. Özellikle pandemi döneminden bahsediyorum arkadaşlar. Yine öğrenciler mesela farkında olmadan bir öğrenci üzerinde çok olumlu bir etki bıraktınız. Proje sonunda fark ettiniz bunu. Bunu yazabilirsiniz. Yaygınlaştırma çalışmalarından bahsedebilirsiniz. Sergi var mıydı? Blog. Haberler. Eğer proje herhangi bir çalıştaydı online olarak eğer sunmuşsanız ondan bahsedebilirsiniz. Veya projenize uzman davet ettiniz ve o uzmanın davetinden sonra çocuklar üzerinde etkileri, veliler üzerinde etkilerinden bahsedebilirsiniz. Hedeflere ulaşabildiğiniz mi? Ondan bahsedebilirsiniz. Yine okulunuza nasıl bir katkı sağladı? Ondan bahsedebilirsiniz. Peki burada link var mı? Kanıt var mı? Evet var. Yine 10 tane arkadaşından. Yine dediğim gibi yukarıdan hangi bilgileri verdiyseniz onun kanıtlarını buraya ekleyeceksiniz. Yine 10 tane. Ve bireysel katkı. Görevlerden bahsedeceğiz. Kendi görevinizden. Projede
Hangi görevi yazdıysanız onu anlatın. Yine karışık öğrenci takımları, takımlarda mentorluk yaptığınızdan bahsedin. Yine kendinize ait görev kısmından burayı bahsedin, anlatın. Burayı bu şekilde tamamladıktan sonra diğer ödüller kısmına geliyoruz. Diğer ödüller kısmı şu, eğer proje yenişse, yani bu yıl yürütüyorsunuz ve hiçbir şekilde ödül almamışsa, henüz projeniz ödül almadı şeklinde yazabilirsiniz. Ama siz projeyi yürütürken, atıyorum bu yıl, yabancı ortağınız ödül aldı. Onu ismiyle beraber, ülkesiyle beraber yazabilirsiniz buraya. Ya da şöyle olabilir. Ben geçen sene projeyi yürüttüm ama ödül almadım, alamadım. Eksiklerim vardı. Ama arkadaşlarım aldı, hem ulusal hem Avrupa. Bu şekilde onu da buraya anlattıktan sonra, yine karakter sınırlamalarına dikkat edin arkadaşlar. Sonraki aşama geçiyorum. Şöyle bir ön izleme yapıyorum. Tek tek cümlelerimi kontrol ediyorum. Eksiklerim var mı? Yarım yazdığım yerler var mı? Cümle bütünlüğünde bozukluklar var mı? İfadede bozukluk var mı? Hayır, yok diyorum ve ne yapıyorum? Teslime basıyorum. Aa hocam, peki ben aklıma yeni bilgiler geldi. Ekleyemez miyim? Arkadaşlar 15 Haziran'a kadar ekleyebilirsiniz ama 15 Haziran 24'ten sonra çalışmayın, eklemeye çalışmayın. Sizin projenizin riske girmesi demektir. 2022'ye ertelenmesi demek. O yüzden 15 Haziran 2021'e kadar hiç o günlerde sıkışmadan bugünlerde son dürüst işleri yapalım. Bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Elimden geldiği kadar en önemli yerleri anlatmaya çalıştım. Tiyolar vermeye çalıştım. Bilgiler vermeye çalıştım. Tabii Ezgi Hocam'ın yanında bunları anlatmak benim için de daha farklı bir durum oldu. Estağfurullah. Umarım faydalı olabilmişimdir arkadaşlarımıza. Çok teşekkür ederiz Hülya Hocam, Leyla Hocam. Gerçekten çok bilgilendirici, detaylı ve arkadaşlara rehberlik edici bir webinardı. Padlet'le birkaç soru var aslında. Hemen bakalım. Evet. Şöyle, onları süremizi biraz aştık. Genel soruları, hani hiç sorulmayan ya da hani böyle gerçekten merak edilen sorulara bakabiliriz. O sırada ben bu chatte birkaç arkadaşların soruları vardı. Onlar gözüme çarptı. Öncelikle İngilizce Türkçe olması ile ilgili siz söylediniz ama bir de ben üstünden geçeyim. Puan kesilmesi, artı ya da eksildiği durum değil. İster Türkçe yapın, ister İngilizce yapın. Avrupa kalite etiketine aday gösterilmek istiyorsanız İngilizce yazmanızı öneriyoruz ama siz bilirsiniz, sizin tercihiniz. Ulusal kalite etiketi bireysel yapılır. Avrupa kalite etiketine ulusal destek servisleri aday gösterir. Ayrı bir başvurusu yok Avrupa kalite etiketine. Avrupa kalite etiketine aday olmak istiyorsanız önce ulusal kalite etiketi almanız gerekiyor. Bunun dışında özellikle kategorilerde meslek liseleriyle ilgili ve özel eğitim öğrencileriyle ilgili sorular geldi. Özel eğitim öğrencilerinde belli bir yaş sınırlamamız yok. Yani yaş aralığımız geniş. Meslek liselerinde de meslek alanlarıyla ilgili projeleri ve öğretmen tamamının meslek liselerinde çalışıyor olmasını bekliyoruz. Bunu kategoride 1'den 5'e kadar puanlıyoruz. Başvuru yapılabilir. Eğer işte bir ortağımız başka bir okuldan başvuru yapabilir miyiz meslek lisesi için gibi sorular geliyor. Başvuru yapılabilir. Projenin yapısına bakılır, konuya bakılır. Ona göre değerlendiricilerimiz 1'den 5'e kadar bir puan veriyor. Uygunluk durumuna göre UDS tekrar değerlendiriyor. Bununla birlikte final ürünü ve ortak ürünle ilgili çok fazla soru vardı. Aslında şöyle ekranını paylaşayım ben. Direkt rubrik üzerinden göstermek istiyorum. Hani bana özel de ben de sadece bu ortak ürünle ilgili burada sadece final çalışmalarıyla ilgili bir ibare var. Bizim istediğimiz final ürünüyle ortak ürün farklı şeyler mi, aynı şeyler mi sorusu aslında aynı şeyler. Yani bizim beklediğimiz bir final ürünü ortak ürünle aynı. Ortak ürünümüz yoksa puan kesilir. Ama projelerde şöyle yapabiliyor arkadaşlar. Final ürününü ayrı tasarlıyor, ortak ürünü ayrı tasarlıyor. Bir ürün oluşturuyor. Aynı zamanda da projenin özeti niteliğinde bir final ürünü şeklinde yapabiliyorlar. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Ortak varsa bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama siz sadece projenin özetini yaptınız, bu final ürünüdür dediniz ama ortada bir ortak ürün yoksa buradan puan kesilir. Burada dikkat ederseniz şöyle bir ibare var.
Ortak ürün yok ama öğrencilerin final çalışmaları paylaşılmış. Yani işbirlikçi çalışmalar var. Ortak ürün yoksa kaç puan verin diyor. 3 ile 4 arasında bir puan verin diyor. Kriteri incelerseniz göreceksiniz. Final ürününü ortak ürün gerek yok. Bu bir zorunluluk değil. Ortak ürün yapmak zorundasınız ama yani puan kesilmesi istemiyorsanız final ürünü yok diye projelerden ortak ürün varsa ayrıca bir final ürünü ibaresi göremedik ya da nihai ürün ibaresi göremedik diye bir puan kesintisi olur ama ortak ürün göremiyorsak bundan ciddi bir puan kesintisi yaşanıyor projelerde. Yani bu konuya ben netlik kazandırayım istedim öğretmenlerimiz açısından. Teşkili e-güvenlik açısından kendi kullanıcı adınızı ve şifrenizi paylaşmak istemiyoruz kesinlikle. Ama kurucularla ilgili sıkıntılar olabiliyor. Olsakta bazı sıkıntılar olabiliyor. Yapılabilir mi? Yapılabilir ama önermiyoruz. En son çare yani yapılabilecek bu. Misafir kullanıcı adı ve şifresi alın. Kurucunuz alsın, herkese versin. Sorun değil, herkes paylaşabilir. Biz oradan girip değerlendirme yapabiliyoruz. Şöyle bir durum da olabiliyor. Bazı arkadaşlar kontrol ediyor değerlendirildik mi değerlendirilmedik mi diye. Hatta nöbetleştiriyorlar. Burada bazı durumlarda değerlendiriciler link gibi bir yani ayrıca girme alanımız var. Oradan girmeyi tercih ediyorlar. Öyle durumlarda da projem değerlendirilmek diye düşünmesin arkadaşlar. Projeler hepsi tek tek değerlendiriliyor. Hatta ikişer üçer kere değerlendiriliyor. Ama bu linkten girme çok çok nadir durumlarda kullanıyoruz. Şifreni ve misafir kullanıcı adı ve şifresiyle girilmesi gerekiyor. O yüzden de mutlaka bu şifreye ve kullanıcı adınızı verin ve çalıştığından emin olun. Umarım hani genel olarak söyleyebilmişimdir. Hani sorularınıza yanıt olabilmişimdir. Son başvuru tarihi kesinlikle uzatılmayacak. Bu konuda çok netiz. 15 Haziran gece 12'ye kadar son gün. Yani bununla ilgili herhangi bir esnetme yapamayız maalesef. Birden fazla final ürünü yapabilirsiniz, ortak ürün yapabilirsiniz. Ama ortak ürün olun, emin olun. Yani hani ortak ürün çalışması altında paylaşılan her çalışma ortak ürün olmuyor. Değerlendiriciler yapısıyla ilgili, nasıl oluşturulduğuyla ilgileniyor, işbirlikçi olmasını bekliyoruz. Sıra, antı ve parça bütün ilişkisi olmasını bekliyoruz. Bunlara dikkat ederek umarım emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Hülya'cığım, Leyla'cığım, acaba var mı genel sorulara cevap şeklinde hani cevaplamak istediğiniz sorular? Siz zaten cevapladınız Ezgi Hocam, özellikle kritik soruları. Ben arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, katılımcı arkadaşlarıma, ilk koordinatörlerimize, burada bulunan ilk koordinatörlerimize, size, Ertan Hocama, Adil Hocama, Odese'ye bol etiketler diliyorum. İnşallah bol bol etiket alırsınız arkadaşlar. Duyarız inşallah bunları da, bol bol etiket aldığınızı da. Seviniriz açıkçası. Siz mutlu olursanız biz de mutlu oluyoruz. Teşekkür ederiz Leyla Hocam. Ezgi Hocam, bir öğretmenimiz 3 öğrenciyle projeye katıldı. Öğrenci sayısı az olması etkiler mi diye sormuş ama. Yok, aslında bununla ilgili bir kesintimiz yok hocam. Özellikle özel eğitim öğrencileriyle daha az sayıda olabiliyor. Ya da yaş grubu küçük öğrenci sayıda olabiliyor. Az öğrenciyle projeye katılması değerlendirmeyi etkileyen bir durum değil. Yani çok ya da artı ya da eksik bir durum değil. Yani duruma bağlama bakmak lazım, projenin yapısına bakmak lazım ama bu proje sayısı çok fazla değerlendirmeye değen bir durum değil. Aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Projelerinizde mesela işte yaş grubunun ortalamasını ne yazalım sorular da geliyor. İşte ortaokul öğretmeni 6-7-8'de birlikte tabii ki de çalışabilir. Dersine girdiği öğrenciyle çalışabilir. Bununla birlikte mesela 5-6 yani ilkokul, ortaokul böyle projeler de oluyor. Yaşları yakın öğretmenlerim çalışabilir ama anaokuluyla lisenin bir arada çalışması çok mümkün olmadığı için öğrencilerin bunu çok önermiyoruz. Zaten projelerinizde kabul olmuyor. Öğrencilerinizin yaşları yakınsa kabul edilebilir. Benzer etkinlikler yapabilirler. Bunlarla ilgili bir çekinceniz olmasın. Ama çok fark varsa bu kabul edilmeyen bir durum. Sonradan da bunu yapmamanızı tavsiye ediyoruz.
Evet, teşekkür Var mı başka Leyla Hocam? Yok, teşekkür ediyorum hocam. Diğerlerine Saadet'ten cevap vermeye devam edeceğim. Aynen, oradan cevaplarız hocamla. Çok teşekkür ediyorum hem Hülya Hocama hem Leyla Hocama. Gerçekten son zamanlar hani yaklaşan bu kalite etiketiyle birlikte yönlendirici, gayet de detaylı bir çalışma oldu. Tekrar teşekkür ederim. Katılan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum ve içerik ekibimize. Bu haftalık webinar serimizin sonuna geldik.